İsveç'in terörle mücadele kapsamını genişleten yeni yasası bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Terör örgütüne katılmayı suç kabul eden yasa, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik edenlere 4 yıl hapis cezası öngörüyor. İsveç'in kapsamını genişlettiği terörle mücadele yasası yürürlüğe giriyor. Yeni yasa terör örgütüne katılmayı suç kabul ediyor. NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç, terörle mücadele yasasının kapsamını genişletmiş, yasa 349 üyeli İsveç parlamentosunda 268 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısıyla mevcut mevzuatın kapsamı önemli ölçüde genişletiliyor. Yeni yasa terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngörüyor. Terör örgütleri için malzeme taşımak, toplantı yerleri organize etmek, yemek pişirmek ya da ulaşım sağlamak da suç olarak değerlendirilecek ve cezaya tabi olacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yürürlüğe girmesine bir gün kala yeni yasayı anlatan bir makale kaleme aldı. Başbakanın Financial Times'ta yayınlanan makalesi, NATO üyelik başvurusu sürecinin bir parçası olarak terörle mücadelede adım attık başlığıyla yayınlandı. Başbakan, yeni yasa terör örgütü liderlerine 2 yıldan müebbet hapse kadar ceza verebilecek dedi. Yasanın Türkiye'nin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliğini kolaylaştırdığını söyledi. Türkiye, NATO üyeliği için Ankara'dan onay bekleyen İsveç'ten terörle mücadele yasasını sertleştirmesini talep ediyordu. Türkiye ile Macaristan'ın dışındaki NATO ülkeleri İsveç'in üyeliğini onayladı. İsveç, NATO Liderler Zirvesi öncesinde üyeliğinin onaylanmasını talep ediyor. Liderler Zirvesi Temmuz ayında Vilnius'ta düzenlenecek.